Kolay gelsin Aytekin. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne topluyoruz? Hoş bulduk. Bunlar sığır dili. Böyle tüylü, kadifemsi bir yaprakları vardır. Çok güzel. Ot kavurmada kullanılır. Özellikle. Genelde, özellikle. Peki haşlayarak mı yoksa doğrudan çiğden? Yok, direkt çiğden kavuruyoruz otu. Hı hı. Çiğden böreğini yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel. Şimdi tam zamanı herhalde değil evet, mi? Çok güzel evet. olmuşlar tam çünkü. Zamanı. Çok yaygın mı peki bu ot buralarda? Az mı çıkıyor? Buralarda az çıkıyor ama genelde bana yetiyor. Güzel. ne zaman biter? Artık hani mesela Mart'ın 10'undan sonra bulamayız gibi. Nisan'da biter. Tekrardan çıkacak bunlar. Ha, Nisan'da tekrar. Yani bu bir ay içinde bunlar bitmek üzere. Hı-hı. Zaten yanmaya başlamışlar yaprakları. Bir evet, yandan da evet. Çünkü hava rüzgardan dolayı. Güzel. Yağmuru mu sever? Yağmuru, suyu değil sever. Mi? Rüzgarı pek sevmez. O yüzden ağaç diplerinde daha çok vardır. Gölge yer seçiyor kendini. Yer seçiyor. Güzel. Ama çok güzel, lezzetli bir ottur. Çok tamam. Güzel. Tamam. Bu sarı çiçek açmış yoncalar. Bunlar ekşi yoncalar. Çok lezzetlidir. Ekşi aynı... Kahvaltıda yediğimiz kahvaltıda, salatada. Evet. Salatada kullanırım evet. ben bunları. Evet, ot kavurmada evet. pek kullanmıyorum. Çünkü... Çok güzel. Aroması gerçekten çok güzel bir aroması var. Ekşi bir tadı var. Çiçekleri de yeniliyor. Çiçeklerin de yeniliyor. Yenebilir çiçekler. Yani salatamızı süsleyebiliriz. Salatayı süslüyor hem yiyebiliyoruz. Çok güzel. Harika. Şunlar da... Şunlar? Bunlar eşek marulu. Bunları da ot kavurmada kullanıyorum. Eşek marulu. Evet, evet. Şurada da gördüm. Küçük bir tane çıkmış. Şöyle. Bunun da biraz acımsı bir tadı vardır. Aslında dikenli gibi görünüyor ama dikenli değil. Dikenli yani değil. Yumuşacık. Evet. Gerçekten... Görüntüsü yanıltıcı. Şurada da var. Mor çiçekler açar bunlar. Çok güzel. Henüz daha çiçek açmamış tomurcuklanmış galiba. Yakında açacak. Atmaya başlayacaklar. Bak sütün değdiği yerler evet. yapış yapış oldu evet. elime. Kökünden sütsü madde çıkıyor. Gümüş pala dediğimiz ortasından sarı papatya şeklinde çiçek hı-hı. çıkar. Dağlayan otu da denilir. Hı-hı. Ama çok inanılmaz güzel salatada da yemiştinizdir. Evet, evet. Aroması vardır çok ona. Çok güzeldi. O da koklamak evet. istiyor. Şu hindiba mı? Bu hindiba. Evet. Onları çiçeğinden tanıyorum ben. Evet. İlk tanıştığım otlardan biri. Kara hindiba. Evet. Bunun yapraklarını kullanıyorum. Biz... çok iyi. İşte buradaki kuşların güzel yanı bu. Tohumları yiyorlar. Hı hı. Dışkılarıyla buralara dökülüyor. Ve yeniden? İnanılmaz derece otlar çıkıyor. Ben burada ilk sefer gördüm yaban teresini. Hı hı. Yani bu alanda kuşların yuva yaptığı yer, konakladığı yer zaten dışkılarından belli. Evet, evet. Bütün tohumlar hep burada. Birkaçını hiç toplamadım, tohuma bıraktım. Hı hı. Öyle. Çok güzel. Bu da yaban teresi. Bunu ben salatalarda kullanıyorum. Bayağı çıtır çıtır çiğ olarak aynen üstüne öyle. Biraz limon. Biliyorsunuz akciğeri temizleme özelliği var aha. terelerin. Aynen. O yüzden çok sağlıklı, çok şifalı bir ottur. Isırgan otları çok güzel oluyor. Isırgan otlarına da florya kuşları, bir de hı-hı. saka kuşları, göç kuşları özellikle onların tohumlarını yemeye gelir. Evet. Yani bunu demek istiyorum. Yabani otları yiyen yabani canlılar... Yani bunlar da bir şifa olduğunu biliyor ki evet. bunlar da geliyor yiyor. Evet. Ve bizlerimiz de bunları tüketmemiz gerekiyor. Çok sağlıklı şeyler. Şurada da ooo şahane. Var. Çok güzel. Çok suludur bu. Bunu hızlı bir şekilde tüketmemiz gerekir. Hı hı. Yani bunu diğer salataların içine çıtır koyup... Çıtır çıtır. Evet. Çok da lezzetli, sulu bir ottur. Bir daha söyleyelim. Çok sulu bir ottur. Hı hı. Bunu hızlı bir şekilde tüketmemiz gerekir. Hı hı. Yani salatada genelde ben kullanıyorum. Evet. Günlük topluyorum salatalarda. Evet, evet. Çok güzel. Dikenimsi bir yapısı var. Ama kavrulunca onlar da çok güzel. Böyle marul hemen, demeti gibi bir aynen, demet marul halinde. Demeti gibi çok gidiyor. Güzel. Biz buna turna gagası falan diyoruz. Halk arasında başka şeyler de deniliyor. Turna gagası deme sebebiniz? Ya çiçeklerini açtığında böyle turna gerçekten turna gagası gibi hı-hı. gagalı bir çiçek açar. Renkli midir çiçeği beyaz yok, mıdır? Yok genelde beyaz açar ama çiçeklerin yapraklarını atar sadece gagası kalır. Sivri bir uç kalıyor sivri böyle. Sivri bir ucu gagası kalır. Çok güzel. Evet turna gagasıyla da tanıştık. Evet. İşte bak.
güzel. Şimdi eve gömeçlerini toplayalım. Evet. Şurada turkutu mu var? Yok, onlar yaban marulu. Ha, o marullardan. Evet. Benzettim birden. Bunlar yaprakları yanmış. Turpotu daha koyu renk oluyor galiba. Tabii. Yeşil. Turpotu arka tarafta. Tamam. Bunlar yaban marulu diye geçer. Evet. Bu da eşek marulu. Evet, ondan da alalım. Alalım. Güzel bir kavurma yapacağız tabii artık ki, bunlardan. Tabii ki, bol soğanlı, sarımsaklı güzel kavurmalar yapacağız. Şimdi Aytekin Bey, dikkat ediyorum da böyle komple bir köküyle falan almıyorsunuz. Yok, köküne çünkü, en yakın noktadan kesiyorsunuz. Evet, çünkü bir daha çıkacak onlar. Bir dahaki sene, bir dahaki yine. Seneye değil, bahara çıkacak tekrar. Ha, baharda. Ama bunun kökünü aldığınız zaman tamam çıkıyor da tek tük çıkıyor. Orada istediğinden verim almıyor. Hepsini biz yemeyelim. Buradaki evet. Başka canlılar da geliyor. Devamlılığını sağlamak için. Tabii evet, ki yani. Kesinlikle bu çok önemli. Mesela ben dağlayan otunu sadece kafadan alırım. Hiç köküne dokunmam. Çünkü buradan bir filiz daha atar. Buradan çiçeğe döküyor. Evet. Bunlar gelincik otuna çok benziyor. Evet. Gelincik değil bunlar ama. Evet. Gelincik otuna benziyor. Benziyor. Yaprakları benziyor. Aynen. Evet. Çok güzel. Şunlar da ebe gömeçlerimiz. Evet. Bunlar da çok faydalıdır. Şunu da alalım. Şu da portakal nergizi. Ha, onu merak ediyordum. Evet. Portakal, portakal nergizi. Nergizi. Hindibağ'a benziyor. Hindibağ değil hafiften işte. Hafiften değil. Portakal nergizi. Şunlar evet, portakal nergizi çok güzel. Şöyle. Çok güzel. Hani kıra çıktım, kır çiçeği topladım falan deriz ya. Aslında o kır çiçeği evet. diye topladığımız çiçeklerin otları bize şifa oluyor, lezzet oluyor. Portakal nergiziyle de tanıştık. Çok güzel. Bu da sizin yol arkadaşınız herhalde. O ben nereye o oraya. Yardımcı oluyor. Güzel bir ekili oluyoruz onunla. Çok güzel. Bak o da ağzın tadını biliyor. Tabii, şu tabii. anda ele gömeci. Eyle. Portakal nergizi niye demişler? Ona takıldım biraz isim olarak. Acaba böyle portakal bahçelerin altında falan mı ilk çıkmış? Çiçeğinin renginden kaynaklı olabilir. Sanırım. Çiçeğinin renginden kaynaklı nergis oluyor. Nergis zamanı açtığı için evet. belki olabilir. Bunlar da şevketi bostanlarımız. Oo, harika yalnız. Ne kadar güzel olmuşlar. Evet. Burası bir şevketi bostan yatağına dönüşmüş evet, adeta. Evet. İşte o tarla gibi. Kendi kendine çoğalıyorlar kendi değil kendi, mi? Kendi kendine. Tamamen doğal. Küçük körpelerin üstüne basmamaya dikkat ederek şöyle geçtim ki. Tamam. Zeytinin altında. Bu da menengiç mi bu? Bu mu? Ağacı. Biz buna, ben buna çıtlık ağacı diyorum. Normalde karanfil, karabiber ağacı. Karabiber ağacı. Çok güzel. Şevketi bostanları çıkarmak için belli büyüklüğe gelmesini bekliyor musunuz? Tabii ki bekliyoruz. Evet. Ben şu anda yapraklarını kullanıyorum. Tamam. Köklerini dokunmuyorum çünkü köklerinde biraz daha var zamanı. Ha. Şu an beyaz kök yok bunlarda. Beyaz kök daha tam oluşmadı. Çıkmadı. Biraz daha büyümeleri lazım bunların. Tamam, ondan sonra. Ama büyüyene kadar yapraklarıyla idare ediyoruz artık. Güzel. Ama yaprakları da çok lezzetli. Çok güzel. Evet. Dikenler batıyor. Çok batıyor. Ha bak burada var ballı baba otuyla ısırgan otu. Hı hı. Ha tam onu soracaktım. Ballı evet. babalar da açmaya başladı evet. diye. Bunları da ben salatalarda koyuyorum. Çok severim bilirsiniz, ben de. Bilirsiniz bunlar da çok tatlı. Aynen aynen vardı. Adı da oradan özellikle, geliyor zaten. Evet. Ballı özellikle baba. Arılar orada konar. Evet. Ha bak burada ısırganlarımız da çıkmış. Güzel. Kaç çeşit oldu değil mi? Ben bayağı bir topladığım vakit 15-20 çeşitten topluyorum onları. Yaklaşık aşağı yukarı öyle oluyor. Artık az ondan, az ondan. 10 çeşit falan oldu. Evet. Şimdi ne kadar zamanda tanıdınız otları? Ben çocukluğumda annemle beraber çıkardık toplamaya. Evet. Bilen birisiyle birlikte. Tabii. Bilen birisiyle. Onunla beraber birçok otu onunla beraber tanıdım. Hı hı. Ondan sonra da ben kendim geliştirdim, biraz araştırmalar yaptım. Daha değişik otları gördüm. Hı hı. Aa bu da mı yeniliyordu falan gibi oldum. Sonu yok çünkü değil yani mi? Sonu yok, gerçekten çok sonu yok otlar. Yani. Ve çok faydalı. Hani bazen
Ya yersek zehirlenir miyiz? Bunlar mantar değil. Tabii ki zararlı otlar var. Onları biliyoruz zaten. Onları zaten kullanmıyoruz. Küçükken ekmek alardık. Giderdik bahçeye. Çıkıyordu bunlar dolara. Koparırdık. Tuza bandı böyle topraklı. Zaten kendi içinde tuzları var bunların. Aynen öyle. Çok keyifli oluyordu. Soğan sarımsak yemeği sevenler bunları bayılarak yer. Evet. Sonu yok dediğiniz gibi yani doğa bize harikalarını sunuyor. Biz de faydalanmasını bilene tabii ki. Bilene. Kıymetini bilene. Aynen bilene. Öyle. Biraz daha ebeklemeci alalım. Sepeti doldurduk. Doldurduk, evet. Şuralarda büyük yapraklı bir şeyler görüyorum. Onlar... Onlar yılan otu diye geçiyor onlar. Onları tüketmiyoruz. Biz onlar yenilebilir otlardan değil. Yenilebilir otlardan değil. Aynen. Onlara hiç dokunmuyoruz. Doğal güzellik onlar. Evet, doğal güzellik kalsın. Çok güzel. Şurada şey var. Kuzu kulağı ama geçmiş artık bunlar. Ha, biz onlar bunlardan büyümüş artık. Ayran aşı bilir misiniz bilmiyorum. Biliyorum. Ama. Biliyorsunuz değil mi? Bunlar çok. Ayran aşı çok güzel oluyor. İnanılmaz ya. Lezzetli oluyor. Ya. Tohuma döktü bunlar şimdi. Tamam, o tohumlardan zaten yeniden yenileri açılacak çıkacak. Açılacak burada, yenileri çıkacak. Ha, çok şurada güzel. Çok güzelleri var, onları da. Gördüm dayanamıyorum güzellerini. Değil mi? Ay şunu da alayım, bunu da alayım, şunu derken, da alayım derken. Türk otumuz. Şunlar Türk otları. Yaban sarımsağı ya da pırasası. Hı hı. Şevketi bostan. Şurada ısırganlarımız var. Turnagagamız var. Evet. Aşağıda da sığır dilimiz var. Bakalım şöyle. Şurada ebe gömecilerimiz var. Ekşi yoncamız var. Sarı çiçekler. Daha birçok var. Şurada kocaman bir şeyimiz var. Evet. Demetimiz var. Şöyle. En güzellerinden biri. Turna gagası. Turna gagasıydı bu. İşte şurada eşek marulumuz var. O da bir kocaman. Dalgan otları da burada. Evet, dağlayan otlarımız. Dağlayan.